Florya'da Metin Oktay tesisleri çevresinde gece boyu süren Galatasaray şampiyonluğu kutlamalarından geriye çöp yığınları kaldı. Semt sakinleri sabah oluşan manzara karşısında isyan etti. Her taraf gördüğünüz gibi çöp çöp oldu. Yani çok berbat bir şekilde. Galatasaray dün akşam oynadığı Konyaspor maçının ardından Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından binlerce taraftar şampiyonluğu kutlamak ve takımı karşılamak için Florya'da bulunan Metin Oktay tesislerine akın etti. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalardan geriye ise çöp yığınları kaldı. Taraftarlar tarafından etrafa atılan çöpler ve şişeler nedeniyle sokaklarda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Atılan çöplerden en çok zararı ise tesisin hemen karşısında bulunan bir çocuk parkı gördü. Çocukların oynadığı park atılan şişeler ve çöpler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Kutluyorum kendileri şampiyon oldukları için. Ama sonuçta taraftarlarını daha bir nizami şekilde kontrol altında tutabilirlerdi. Güvenliklerini kullanabilirlerdi. Her şeyi bir tarafa, hem buranın çöpü şeyi, belediye de buraya yeterli olamayabilir. Dün her taraf duman duman, görmemişsinizdir tabii şeyi. Evet. Berbat durumda. Yeme içme, tamam onlar da olabilecek şeyler. Ama sonuçta gecenin sabaha kadar müzik sesleri, bunlar da rahatsız ediciydi. Çocuklar uyanıyor, hasta var, yaşlı var. Yani sonuçta bunların da ayrıca buranın temizliği tabii ki. Bence Galatasaray kendisi bu sorumluluğu üzerine alıp şurayı bir hale yola soksaydı bence çok güzel bir puan toplayabilirdi. Evet. Taraftarı olmayandan bile. Oluşan bu kötü manzara karşısında tesis yakınlarında oturan mahalle sakinleri isyan etti. Bakırköy Belediyesi ekipleri de çöpleri toplamakta yetersiz kaldı. Berbat bir işe. Bakın ben bahçe dikini attım. Temizlik İşleri Müdürü'nü tanıyorum kendisine. Bizzat konuştum. Evet. Yani videosunu çektim. Buranın böyle olması gerekmiyordu. Çok bilmiyorum yani, yakıştıramadım. Dün sabah 10'da kutlamalara başladılar burada taraftarlar. Tabii ki herkesin eğlenmeye, kutlamalara katılmaya hakkı var ama her taraf gördüğünüz gibi çöp çöp oldu. Yani çok berbat bir şekilde. Buradaki oturan apartman sakinleri bu işten çok muzdarip. Yani yazık, günah. Tabii ki herkes eğlenebilir, şey yapabilir ama adam çöpün yanında çöpün içine atmıyor, dışarıya atıyor. O şekilde. Hani çok kötü durumda. Hani 3-4 saatten beri temizlemeye çalışıyorlar burada. Temizlikçi arkadaşlar, görevliler. Çok kötü yani. Ne bileyim, bir önlem alınabilir miydi, bir şey yapılabilir miydi bilmiyorum onun da.